İlköğretim lise ve üniversitede niçin hukuk dersi göstermezler? Bakınız, bir tane bile ders yok. Ancak bir insan hayatı boyunca istemese de en az bir kere adliyeye gidiyor. Daha da kötüsü, basit şeyleri bilmediği için hayatı mahvoluyor. Yıllarca cezaevinde kalabiliyor veya malını, mülkünü kaybediyor. Niçin koymazlar? Bunu merak ediyorum ben. Yani çok basit ilkeler var, çok basit bilgiler var. İnsanın hayatını kurtaracak, değiştirecek. Onlar koymasın, biz başlayalım. İlamsız icrayı konuşalım. İlamsız icra çok tehlikelidir. Neden tehlikelidir? Onu öğreneceğiz. Şimdi ilam mahkeme kararı demek. Adı üzerinde. İlamsız icra talebi ise herhangi bir mahkeme kararı olmadan başvurucunun talebiyle yapılan icra ödeme formudur. Yani bir kişi gidip adliyeye, icra dairesine gidip benim İşte Mehmet'ten, Ahmet'ten 20 bin lira alacağım vardır. Alacağımın sebebi de onu verdiğim ödünç para dediğinde icra müdürü bunu koymak zorunda. Harcını alır, parasını alır, kimliğini alır, borcun sebebini sorar, koyar. Ancak pratikte böyle olmuyor. Bir form var. Ödeme formu, ödeme emri, takip talebi. Şu anda örnek no 7 mi ne? Bunu doldurup icra müdürlüğüne verdiğinizde karşıdaki kişiye bu ödeme formu gider. Tehlike şurada başlıyor. Bir kişi ödeme emrini aldı. 7 gün içinde, hadi en geç 10 gün içinde, 7 diye biliyorum ben, İtiraz etmedi mi icra dairesine? Yani benim böyle bir borcum yoktur. Borca, faizlerine, ferilerine veya yetkiye itiraz ediyorum demedi mi? Borcu kabul etmiş olur. Yani sıfıra bir yapmış oluyor. Borcunuz yok iken borcunuz oluşuyor. Ve bu parayı sizden alır. Karşılığında menfi tespit davası, işte borcun sebebini açıkla davası açıyorsunuz ama ölme şem ölme. Bakınız, bu yöntemi genelde pezevenkler kullanıyordu. Pezevenkler kaçırdıkları kadınları, zavallı kadınların icra takibi gönderiyorlardı, ödeme emri. Evde olmadığı için veya anlaşıyorlar postacıyla direkt muhtara gidiyor. Muhtar da yani vermedi mi, haber etmedi mi, uyduruktan bir ilan asarlar. Sizin elinize geçmez ve borcunuz oluşur. Birçok postacı, birçok muhtar yargılandı, hapse girdi veya birçok insan borca battı. Kısaca tekrar edelim. İlamsız icra mahkeme kararı olmadan konulan, talep edilen icra emridir. Sadece borcun sebebini açıklamak, kimlik bilgilerini vermek, formu doldurmak yeterlidir. Eğer bir hafta veya 10 gün sürede, yani yasal sürede itiraz etmez iseniz bu borcu kabul etmiş oluyorsunuz. Yasal sürede alıp icra formunu itiraz ettiğinizde yani borç duruyor. Mahkemeye gitmesi lazım, ispat etmesi lazım. Bu sebeple ilamsız icrayı öğrenelim. İlamlı icraları yani mahkeme kararı olan icraları koyamıyoruz ilamsız icra olarak. Onu ilamlı icra olarak koyuyoruz. O başka bir olay. Ancak ilamsız icra emrini zamanında veya hiç itiraz etmediği için borca batmış,
veya tüm servetini kaybetmiş insanlar tanıyorum. Bunu işte bir bankalar yapıyor, büyük firmalar yapıyor, işte Digiturk yapıyor, avukatlar yapıyor. Çünkü vatandaş ilamsız icranın ne demek olduğunu bilmiyor. Tekrar edelim, ne yapıyorduk? Gidip aynı icra dairesine o dosya numarasına yazarak itiraz ediyordu. Borca, faizlerine, ferilerine yani eklerine ve yetkiye itiraz ediyorum. Benim böyle bir borcum yoktur diye.